nerede düşecek? Sihirli sabahlar Perihan teyze. Betüş'cüm, seninle acil olarak evin herhangi bir yerinde hemen buluşmamız gerekiyor. Banyoda buluşalım. Tamam. Sarıkçığım, ben bir lavaboya gidiyorum canım, hemen gelirim. Dur hayatım, benim losyonumu almam lazım. Alıp hemen çıkacağım. Ben... Hadi Betüş. Hadi Betüş, hadi. Ay sorma Perihan teyze, Sadık lavaboya gitti hemen. Az daha karşılaşıyordunuz. Desene, Sadık'la burun buruna gelecektik. Görünmez ol Perihan teyze. Tamam, girebilirsin. Perihan teyze banyoya. Siz kahvaltıya başlayın canım. Ben geliyorum hemen, olur mu? Tamam şekerim, tamam. Perihan teyze, neredesin? Buradayım. Sorma. Demin Sadık'la burun buruna geliyorduk. Ay, ya. Evet. Ne yapayım? Korkudan görünmez olarak içeride bekleyeyim dedim. Ay Perihan teyze, nasıl bir stres yaptım anlatamam sana. Ne oldu? Çok telaşlı gördüm seni. Betüş'cüm, söylediklerimden sonra kulaklarına inanamayacaksın. Ay bir güne de huzurlu başlayabilsem. Başlayamazsın canım. Annenle baban kedi köpek gibi didiştiği sürece başlayamazsın. Ne oldu? Hazır mısın? Ay evet, yani eninde sonunda duyacağım, nasıl olsa hazırım. O zaman söylüyorum. Baban firar etmiş. Ne? Annen onu sihirli tasmayla bağlamıştı ya. Baban da sihirli güçlerini kullanıp toz olup gitmiş. İyi de yani nereye gitmiş? Film başa sardı Betüş. İnan hiçbir fikrimiz yok. Biz onu görmeyelim diye görünmezlik sihiri yapmış. Bütün dünyayı aradık taradık, bulamıyoruz. Hani ne bileyim, bir köpek mi, bir çocuk mu, bitki mi, hayvan mı, yılan mı, kedi mi? Hiçbir fikrimiz yok. Ay Perihan teyze, babama bakar mısın? Ya bu kadar kısa sürede bu sihirli güçleri nasıl bu kadar ustaca kullanabiliyor? Kullanabilir tabii kızım. Yıllarca annenin yanında yaşadı. Göre göre bütün sihirleri öğrendi, ustalaştı. Betüş, annen çıldırmış durumda. Sen seninkileri uğurladıktan sonra kafeden önce annenin yanına git. Hani birinin Dudu'yu sakinleştirmesi, hele Taci'yi bulursa ona fena sihirler yapmaması için durdurması gerekiyor. Tamam, tamam, anlaşıldı. İş başa düştü. Canım benim, ben şimdi babanı bulmaya çalışacağım. Babam bulunur bulunmaz peri divanı kurulacak. Annenin ceza alacağı kesin de artık Taci her neredeyse ne haltlar karıştırdıysa eminim onun da sihirlerine kısıtlama gelecek Betüş'cüğüm. Evet. Köşesini, bu dünyada yaşayan 7 milyar insanı, denizleri, ağaçları, kuşları, hayvanları, her birini göster. Bu sesin sahibini eleye eleye bul. Dudu. 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 Seni bir bulayım Taci. Seni bulduğum an pitona, salyaya, amibe çevireceğim. Bittin sen Taci, bittin. Bulduğum an seni mahzene kilitleyeceğim. Taci mi? Değil. Dudu. Dudu. Değil. Taci'nin sesini bulmak için kaç milyar insan, ağaç, böcek, çiçek tarayacağım. Dudu.
Ah babacığım, ah! Neredesin sen? Zeytin, sen niye tek başına buradasın canım? Evde de benimle oynayan yok ki. Ay, öyle mi? Canım benim. Sihirle sakın uzak bir yerlere gitme, tamam mı? Tamam, zaten babam burada. Bir yere kımıldayamıyorum. Aa, nerede? Ben göremiyorum. Ben buradayım. Görünmezim. Nereye? Anneme. Senin olanlardan haberin yok mu dayı? Babam kayıp. Ne? O ne demek? Enişten nereye? Nasıl gider? Bilmiyorum tatlım ama onu gidip bulacağız. Tamam, ben de geliyorum. Zeytin, uslu duracaksın, tamam mı? Tamam. Görüşürüz tatlım. Görüşürüz. Aynen olur. Eniştemi getirin. Sizi enişte atıyorum. Dudu. Dudu. Allah, söyler misin? Niye haber vermiyorsun? Ne bileyim, Perihan sizi yetiştirmiştir diye düşündüm. Anne, babamı bu şekilde bulamazsın. E nasıl bulacağım ya? Böyle milimetre milimetre geze geze mi bulacağım? Ha? Ah! Nereye gitti şimdi bu? Şişt, görmüyor musun? Şato ev oldu. Buyursunlar. Merhaba anneciğim, nasılsın, iyi misin? Nasıl görünüyorum? Valla biraz gergin görünüyorsun sanki, hayırdır? Tabii, Taci kayıp. Ne? Yapma ya. Nasıl yani anneanne? Bilmem, gitmiş. Dün, bugün yok. Sihirle mi kaçtı? Aynen öyle. O zaman ne duruyoruz, çıkıp arayalım? Ararız, ararız. Biz gider ararız şimdi. Sen hiç merak etme. Sen işine git oğlum. Geç kalırsın sonra işe. Bak kaldın bile şu anda. Of, tamam ama bulamazsanız mutlaka arayın. Geleyim, elimden geleni yapayım. Ararım tabii seni, ararım da. Biz de şimdi toprakla çıkar ararız. Gerekeni yaparız, merak etme sen. Bak şimdi, mutlaka arayın ama bak, merakta kalırım. Tamam, 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 hadi. Hadi kızım, görüşürüz. Hadi. Hay Allah ya. Gitmiş olabilir. Ay bir bilsem, bir bulsam. Sihirli ayna. Baktım, yok. Periliçenin haberi var mı? Periyan'ın haberi olduğuna göre onun da kesin haberi vardır. E onlar da mı bulamıyor? Düşün artık. Onlar da bulamıyorsa ses seda yok. Kafamızı çalıştıralım, biz bulalım. Ay dayı. Ya beklemek de nereye kadar yani böyle? Gidip bir içeri bakalım bari, kalk. Biz de buradayız. Hadi bakalım, şimdi hep beraber düşüneceğiz. Arada bul beni bakalım Dudu. Siz beni uzaklarda ararken kimse benim şatonun bir orasında bir burasında sizi izlediğimi tahmin edemez. Hadi şimdi ineyim de sihirli aynan olayım. Akıllı geçinen safkarım benim. Thank you.
Ormanlara bile baktım. Tek bir ağaçta, tek bir çiçekte, tek bir tohumda bile yoktu acı. Bir haber alabildin mi Perihan? Maalesef. Tekrar deneyeceğim Dudu. Bakalım kimmiş? Eyvah! Babam arıyor. Şimdi kesin dedemi soracak. Niye sabahleyin kopyasını bırakmadın ki? Ay aklın başımda mıydı ki benim toprak? Efendim? Anneciğim merhaba. Haber çıkmadı sizden merak ettim. Döndü mü bizim sadık ihtiyar? Ah, döndü döndü. Burada. Hah. Çok güzel haber ya. Çok şükür vallahi gözümüz aydın. Neredeymiş? Kızgınlık dönemi herhalde. Dışarıdaymış. Gezmiş gelmiş. Aradığın için, ilgilendiğin için çok teşekkür ederim Yavuz. Bulmuş mu, bulmuş mu? Bulmuş, bulmuş. Bak, iyi. Bak, çok selamlarımı söyle, çok özlediğimi söyle, tamam mı? Çok güzel haber anneciğim diyor. Sadık da burada selamını söylüyor. Evet, o da çok üzülmüştü. Olayı anlatmıştım, geçmiş olsun diyor. Özlemiş de. Bir de çok özlemiş sizi. Ah, sağ olsun. Hadi, görüşürüz. Tamam anneciğim, tamam. Görüşürüz akşama. Tamam, tamam, görüşürüz. Sağ olun. Taci geldi. Taci değil, Taci değil. Kopyası. Çok özlemiştim. Onun için öyle yapıverdim. Baba, oradasın biliyorum. Nereden anladın? Biraz önce ayna titredi. Hissettim. Sakın annene söyleme. Baba, niye kendini gizliyorsun annemden? Mecburum. Çünkü annen kaçıp gitmeyeyim diye beni sihirli tasmayla bağladı. Yok canım. Annem yapmaz öyle bir şey. Sen beni böyle tut. Ben ölüp gidince oradaki kadınlar gibi olacaksın. Ay söyleme böyle. Üzme beni Taci. Hayatın gerçeklerini kabul et. Sen ben ölünce ölene kadar değil, sonsuza kadar yalnız kalacaksın. İyi ki bugün orada değilim, dayanamazdım. Seni kaybedebileceğimi düşündükçe burama bir taş oturuyor. Yahu madem beni bu kadar seviyorsun da... ...be kadın ne diye o zaman kocanı insan gibi koynuna almıyorsun? Yok, o kadar da değil. Onu bir kere isteme. Sihirli güçlerin elinde olunca neler yapabildiğini gördük senin. Yahu ne gördün Allah aşkına? Yanımda bir fıstık mı vardı? Alt tarafı tek başıma bir kafede oturuyordum ben. Öyle değil o, öyle değil o Taci Bey. Bundan sonra sihirli tasma elinde. Hiç bırakmayacağım. Nereye gidersek beraber. Sihir de yapamayacaksın, hiçbir şey yapamayacaksın. İyi. Aman sakın bırakma tasmamı. Tamam. Baba, annem bir dondurma işlemini daha fazla uzatamam. Ayrıca da kafeye dönmem lazım. Sen şimdi bir müşteri kılığına gir ve kafeye git. Ben de oraya geliyorum. Orada konuşuruz, tamam mı? Tamam. Kafede görüşürüz. Perihan, ne yapalım da şu Taci'yi bulalım? Periliçe'ye gidelim. Gidelim. Bu başının altından çıktı zaten. Hadi herkes dağılsın. Sen arkadaşlarınla buluş. Ali sen kainatta bir tur at. Belki rastlarsın bir yerlerde. Betü sen de kafene git kızım. Orada sihirli aynadan kontrol edersin. Bulan bulmayana haber versin, tamam mı? Hadi. 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 Hadi bakalım. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, kolay gelsin. Sağ olun, usta. Sağ olun. Siz nasılsınız? İyiyim, ben de. Bakın, bir misafirimiz var. Anne? Ne haber kızım? İyiyim anne, çok iyiyim de. Sen Periliçe'nin yanına gitmiyor muydun? Taci'yim, Dudu değilim. Annen Periliçe'ye mi gitti? Barış'cığım bize bir çay verir misin? Biz annemle biraz konuşalım. Tamam, hemen getiriyorum. Baba, niye bu kulağa girdin? Bana baba deme. Çocuk duyacak, deli sanacak. Annem beni sesimle takip ediyor. Ben de Dudu oldum, Dudu'nun sesini kullanıyorum.
Baba hep böyle kaçarak mı yaşayacaksın? Ben kararımı verdim. Anneni terk ediyorum. Artık şatoda hapsedilmiş bir şekilde yaşamayacağım. Dudu! 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 Taci'deki zekayı görüyor musunuz? Dudu! Şimdiye kadar hiçbir periyi bulamadığımız vaki değil. Taci o fani haliyle buhar olup uçtu sanki. Bütün bunların müsebbibi sizsiniz. Lütfen hiddetli davranma Dudu Peri. Ben davranmayayım da kim davransın? Dudu! İleri gidiyorsun. Sen karışma Perihan. Sırf beni cezalandırmak için sıradan bir faniye sihirli güçler verdiniz. Yok benim aklım başına gelene kadar kendisini koruması için vermişsiniz bu sihirleri. Nerede? Nerede? Gitti adam. Yok, yok işte. Taci yok. Onu benden aldınız. Hayır, almadınız. Onu benden çaldınız. Şimdi o pirinci siz ayıklayacaksınız. Derhal sihirli güçlerini elinden alın ki kocamın hangi cehennemdeyse ortada böyle cas çavlak kalsın ve ben onu yakalayabileyim. Ben ne yapmam gerektiğini biliyorum Dudu. Ok yaydan çıktığında bütün müdahale yetkisi bende. Bana karşı daha saygılı davran. Yoksa sana artık hoşgörü ve tevazu göstermeyeceğim. Ya şimdi onu derhal normale çevirin ya da o periliçe tacını takmak için evrende hiçbir gücün yüzüne bakamayacak kadar rezil ederim sizi. Periler divanına çıkana kadar bir tek sihirli gücün kalmayacak. Taci'yi bulana kadar burada bekleyeceksin. Gel Perihan Peri. Şimdi Taci'nin sihirli güçlerini elinden alacağım. Nerede olduğunu hep birlikte göreceğiz. Bütün bu başına gelenleri. Baba! Ah! Taci ben olmuş. Benim yerime geçmiş. Ben birdenbire bu kanepede küçüldüm mü? Aman Allah'ım, köpek olmuşum. Tabii ya. Bunu kim yaptı? Ben yaptım Betüş. Babanın sihirlerini geri alma vakti geldi. Şimdi ayvayı yedik işte. Lütfen buraya gelip olup biteni bize anlatır mısın? Tamam Periçem. Hemen geliyoruz. Ah. Sen de kendine gel Dudu. Ne zaman sihirlerini elinden alsan hemen faniler gibi bayılıp kalıyorsun. İkinizi de mahvedeceğim. İkinizi de. Bittin sen, bittin. Dünyaya doğduğuna pişman edeceğim seni. Sonsuzluk ömrümden 100 yılımı aldınız benim. Sen beni yakalayamazsın artık. Köpeğim ben. Madem sihirlerin senden de alınmış, koş peşimden bundan sonra. Dudu Peri, Taci. Hemen yanıma gelin. Betüş sen de lütfen. Aa, yeter artık canım bu maskaralık, bu rezalet.
öyle bir ceza almalı ki bundan önceki cezalara hiç benzememeli. Periler arasında Dudu kadar ceza alan bir peri daha yok. Bu mümkün mü? Hiçbirimiz o kadar kıskanç olamayız ki. Annem babamı o kadar çok seviyor ki onu kaybetmemek için yaptığı her şey giderek onu daha da zalimleştiriyor. İster kabul etsin, ister kabul etmesin baban... Evet Perihan teyze, babam... Babam bir ölümlü. Periliçem, lütfen müsaade edin. Bu sefer anneme verilecek cezayı ben size önereyim. Elbette. Annen olduğu için Dudu Peri'ye duyduğun vicdani zaafı biliyorum ama... tarafsızlığına da güveniyorum. Annemle babamı ayırın. Ona öyle bir şey yapacağım ki... annemi dize getirmenin tek yolu bu olacak. Çekil dedim, git dedim. İstemiyorum seni, istemiyorum. Gidemem, gidemem. O kadar gurursuz musun sen ha? Git diyorum, gitmiyorsun. Gitmemek ne demek? Kolaysa sen göndersene beni. Gönderemem. Periçe sihirle sabitledi. Ben nereye, sen oraya. O zaman gördüğün gibi gidemiyorum. Ben Taci'yi istiyorum, seni istemiyorum. Ben kocamı istiyorum. Kocana vakti zamanında iyi niyetli, insaflı davransaydın... bu cezayı almayacaktın. Artık ta sonsuza kadar yanındaki Taci benim. Ayrıca şanslısın. Kopyası olduğum için ben de sonsuz ömürlüyüm. Ay 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 ay. Konuşma öyle bilgiç bilgiç. Taklitler aslını yaşatır. Sana sinir oluyorum. Ya, ben aslında ya. Kocamı istiyorum. Tacimi istiyorum. Ya ya. Ya çok istersin. Çok beklersin. Kocasını istiyormuş. Acaba Dudu kopyamla ne yapıyor dersin? Ne yapacak? Vıdı vıdı konuşup onu canından bezdiriyordur. Şimdi sana bakıyorum, karımın aynısısın. Hatta onun bana nasıl davranmasını hayal ediyorsam bana öyle davranıyorsun. Güler yüzlü, şefkatli, iyi kalpli, sevgi dolu, fevkaladesin. Ama için için benim gerçek Dudu olmadığımı bildiğin için... bu benim Dudum değil diyorsun. Yani nasıl söyleyeyim, alınma ama aklımın bir köşesinde gerçek olmadığını bildiğim sürece mutlu olamıyorum. Ne yapalım Taci'cim? Asıl Dudu'nun aklı başına gelene kadar senin yanında ben kalacağım. O da belki sihirli aynasından beni seyreder de biraz ders alır ha? Belki. Ne oldu? Sıcak mı bastı? Terledin galiba. Biraz. İstersen içeri geçelim ha? Nasıl istersen. Teşekkür ederim, içerisi daha iyiymiş. Bunalıyorsan cam açayım sana. Yok yok, teşekkür ederim, böylesi iyi. Esti mi rüzgarda kalırsam ensem tutuluyor sonra. Kahve yapayım mı? Ay ne iyi olur. Orta şekerli. Biliyorum orta şekerli sevdiğini. Dudu'nun bildiği her şeyi ben de biliyorum. Ne güzel. Ah. Ay Allah razı olsun. Benim Dudu olsa aklına afiyet bile olsun. Gelmez. Nefis lopofesi pitilepeş. Kopyama bak! Nasıl aksimi yarattılarsa... Taci'nin bir eli yağda bir eli balda. Ay padişahlar gibi muamele ediliyor. Şu haline bakın. Zaten öyle olsun diye bilhassa yaptılar. Cezan bir bitsin. Perihan da, Periliçe de... kızım da, kopyam da, Taci de benden neler çekecekler bir bilsen, bir bilsen. İşte sen bu kafayla gidersen o ceza hiç bitmeyecek. Sen sus. Neden susan kopyanı yaratmadılar ki? Pes yani Periliçe. Betüşür aklına sağlık. Böyle ceza düşman başına.
Şu Taci'ye bir baksana. Ne kadar huzurlu, güvende. Olmaz olur mu Periliçem? Biliyor ki yanındaki Dudu ona yasaklar koymayacak, kısıtlamalar getirmeyecek, onu el üstünde tutacak. Yalnız Periliçem, şimdi bu durumda Dudu zalim de daha da zalim olacak. Kendisi bilir. Eğer bu akılda devam edecek olursa gerçek Taci ile buluşamayacak. İki ayrı Dudu şatoda birbirlerinin kopyasıyla yaşamak zorunda kalacaklar. Bir dakika Periliçem, Yavuz her sabah toprağı anneannesine bırakıyor. Bu durumda hangi Dudu'ya bırakacak? Tabii ki Dudu'nun kopyasına. Dudu'nun toprağı alet edip olur olmaz sihirler yaptırmasına engel olmalıyız. Hem belki torununun yüzünü bile görmezse belki daha çabuk insafa gelir. Dilerim. Yalnız Dudu bu durumda daha da vahşileşecek. Yani Dudu, ben değil. Çekin şuradan. Sen niye burada uyudun? Bugüne kadar ben hep burada uyudum. Sen değil, Taci uyudu. Ben kimim peki? Sen çakma Taci'sin. Hadi gözüm görmesin seni. Ay aman, ah, uf, ay, ah, ya sabır, ya sabır. Ya ne oluyor? Acaba Dudu nerede, ne yapıyor? Ha, merak ettim. Kopyam kocamı yatağa atmış. Taci, kahvaltını getirdim. Ay gözlerime inanamıyorum. Dudu bana kahvaltı getirdi. Nankör. Sanki ben sana kahvaltı hazırlamıyor muydum ha? Canım sen arada sırada köpek maması da veriyormuşsun diyorlar. Sus, uçurmayayım seni yine. Tamam tamam, uçurma beni. Ay kopyama bak sen. Aşifte. Çayını rahat içesin diye de çorba kasesinin içine koydum. Ama rahat edemezsen gene de o zaman seni insana çeviririm. Ay aman aman, benim Dudu senin gibi davransın bana. Ben köpek olup kaseden içmeye razıyım. Ay harika şeyler yapmışsın. Bayıldım. Görüyor musun Kuduru? Kopyam olduğunu bile bile nasıl komplimanlar yağdırıyor? Sen bu adamı köpeğe çevirmezsin de ne yaparsın? Tabii komplimanlar yağdıracak. İnsanlık görüyor, şefkat görüyor. Terbiyesizlik yaptığı filan da yok. Benim şansıma Taci'nin kopyası da ruhen aynı geldi. Al birini, vur birine. Rahat uyudun mu? Uyudum. Sen rahat uyudun mu? Canım periler, uyumasa da olur. Ben aşağıda salonda yattım. Dudu kesinlikle bizi bir yerlerden seyrediyordur. Kadının aklına başka bir şey gelsin istemedim. Aa, en azından bu tarafı bana benziyor bak. Namuslu. Sihirli sabahlar Peri. Ali'cim sihirli sabahlar. Hoş geldin. Hoş hayatım. Buldum. Ali, Ali. Şu komediye bak. Şu komediye bak. Periham. Şimdi bu iki kadından hangisi benim abla? Şimdi Ali'cim. Üstteki gerçek Dudu. Alttaki gerçek Taci. Gerçek Taci'nin yanındaki Dudu, eniştenin hayallerindeki, düşlerindeki Dudu. Gerçek Dudu'nun yanındaki Taci de bildiğimiz Taci'nin kopyası. Ben bir şey anlamadım. Anlasan şaşardım. Ama yine de Betüş'ü alnından öpmek lazım, öyle değil mi? Tabii, tabii. Peki şimdi benim ablam bir şatodan diğer şatoya nasıl geçecek? Geçemeyecek. Çünkü Periliçe ona öyle bir ceza verdi ki Taci'ye ve Dudu'ya hiçbir şekilde yaklaşamayacak, hiçbir şekilde onlara bir sihir yapamayacak. Ama onun haricinde bütün sihirleri yapmak serbest. Bak işte bunu anladım. Peki biz ziyaretine gidebilecek miyiz? Tabii, ben bugün Dudu'yu ziyarete gideceğim. Hangisini?
Gerçek olanı Ali'cim, gerçek olanı. Öyle ya. Neyse, ben şimdi Zeytin'i bir kontrol edeyim. Oradan da eniştemi ziyarete giderim. Gerçek enişte mi? Bravo Ali'cim. Ali, ablanın kopyasına bayılacaksın. Öyle tatlı, öyle munis, öyle cici oldu ki. Yani aksiliklerine, huysuzluklarına alışmasam, ona kıyamasam Periliçe'ye diyeceğim ki, Periliçem ne olur Dudu hep böyle kalsın. Ne? Görelim bakalım. Dudu, bir şey söyleyeceğim. Bu saatlerde toprağın bize gelmesi lazım. Babası her sabah bize getiriyor. Bu durumda buraya mı gelecek, Dudu'nun yanına mı gidecek? Periliçe bizim şatoya görünür yaptığı için buraya gelecek. Buraya eyvah, Dudu aklını kaçıracak. Burası dışarıdan şato gibi görünmüyor mu? Hayır, çünkü sabah uyanır uyanmaz ben şatoyu çevirdim. Ah, geldiler bile. Geldiler bile. Hoş geldiler. Ooo, tatlı torunum da gelmiş. Nasılsın damat? İyidir anneciğim, sen nasılsın? Sağ olasın. Ooo, aman da aman, kimleri görüyorum ben burada? Kaçak Taci, dün yüreğimizi ağzımıza getirdin. Ne olmuş? Benim de yüreğim ağzıma geldi. Ya, ama döndü sonunda. Oğlum bak, sakın bir daha kaçmak yok, tamam mı? Biz seni hepimiz çok seviyoruz. Ay canım damadım benim, tatlı dilli damadım. Neyse, yollar çok kalabalık anneciğim, ben gidiyorum. Nasıl istersen. Hadi bakalım, akşama görüşürüz kızım. Bir şey ihtiyacın olursa ara beni, tamam mı? Hadi İşler güle güle. Baba. Teşekkür ederim. İyi işler. İyi işler. Güle güle, gene gel. Acaba gerçek anneannemin yanında mıyım yoksa kopya anneannemin yanında mıyım? Asıl Dudu'nun cezasını biliyorsun. O düzelene kadar sen, kuzenlerin ve babalarınız ancak bu şatoya gelebilirsiniz. En azından dedem gerçek, dedem. Canım benim bir tanem. Bu güzel kızım. Ha şekerim. Yeter artık, çok sıkıştırdın ama tatlısın dedik diye. Nerede kaldı bu çocuk? Gelmedi gitti. Periliçe sana ne dedi, unuttun mu? Kimse şatona gelemeyecek, senin şaton görünmez olacak demedi mi? Yok artık, onu da yapsın. Düzeldiğimde ilk işim Periliçe'yi sihirlemek olur. Aman Periliçe'yi sihirlemeye kalkma, çarpılırsın vallahi. Merak ediyorsan aç bakalım toprak nerede? Aa.